Bir gelişme var mı Mevra Hanım? Dalga geçmeye başlamasının dışında bir gelişme yok. Öyle olmayacak. Onu konuşturmanın bir yolunu bulmamız gerek. Eda'nın eşyaları arasında bazı sürprizler bulduk. Sanırım onu konuşturabiliriz. Aa! Aa! Ha bu Kerem. Gezi sevgilisi buymuş demek. Çok iyi. Ne oldu? Eda'yı konuşturmanın yolunu buldum. Nasıl? Güzel. Demek bizim kızımızın ağzını bıçak açmıyormuş. Belki bu fotoğraflar onu konuşturur. Ay Eda'cığım, senin için çok üzüldüm biliyor musun? Demek ciğeri beş para etmez birine aşık oldun. Sana ne? Aa, tamamen seni düşündüğüm için. Yani bir tür kadın dayanışması diyebilirsin. Kerem bize kazık attığı zaman onun derinlemesini araştırmıştım. Altından bir aşk hikayesi çıktı. Ama kadının kim olduğunu bilmiyorduk. Meğer bizim Zavallı Eda çıkmış. Ne yapacaksın? Beni ölü Kerem'le mi tehdit edeceksin? Hayır. Tabii ki hayır. Öldü zannettiğin kızımla. Ne? Kerem'le sevgilisinin bir çocuğu olmuş. Sonra kadını çocuğunun öldüğünü söylemişler. Ama çocuk hayattaymış. Yalan söylüyorsun. Bana inanmıyor musun yoksa? Beni konuşturmak için yapıyorsun. Tamam. Seni ikna edelim o zaman. Nasılsın Eda'cığım? İyi görünüyorsun. Aydınlatacağım dedin. Sözümün arkasındayım. Tanışmanı istediğim biri var. Kızımın öldüğünü söyleyen hemşiresi. Ah, hafızan da kuvvetliymiş. Şimdi olanları ilk ağızdan dinleyebilirsin. Tarih ezberimde değildi ama gelmeden baktım. 14 Nisan 2013 gecesiymiş. 14 Nisan. Gece yarısında seni hastaneye getirdiler. Kurşun yaran vardı. Doktorlar hemen ameliyata aldılar. Bebeği kaybetmek istemedikleri için de sezaryen kararı verdiler. Sabaha karşı bir kızın oldu. Ben tam bebeği temizlerken o sırada bir adam geldi. Adı Kerem'miş. Ben bebeği görmeye geldiğini zannettim ama yanılmışım. Benden bebeği kendisine vermemi, sana da öldüğünü söylememi istedi. Tabii ki kabul etmedim. Ama beni tehdit etti. Annem, babam, çocuklarım, hepsinin resimlerini, adreslerini önüme koydu. Çok üzgünüm, başka şansım yoktu. Kızım nerede? Bilmiyorum. Kerem denen o adam bebeği aldı gitti. Senin için vicdanın yok mu?
Nasıl söylemezsin bana? Vardı. Ama Kerem denen o rezil vicdanımı soktu aldı. İşte tam burada ben devreye giriyorum. Çünkü o zavallı hemşire çocuğunun nerede olduğunu bilmiyor olabilir. Ama ben biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.